Bu videoda Rus halkının kökeni hakkında konuşacağız arkadaşlar. Özellikle Doğu Slavlardan bahsedeceğiz. Yani sadece Rusların değil, aynı zamanda Ukraynalıların ve Beyaz Rusların da ataları olarak görülen Doğu Slavlar. Şimdi 9. yüzyılda dünyayı düşünelim. 9. yüzyılın başlarında Charlemagne'ın hükümdarlığı var ve bu konuda başka videolarda biz daha önce daha detaylı konuşmuştuk hatırlarsınız. 10. yüzyıla girerken Büyük Otto'nun Kutsal Roma İmparatoru olarak Cermen Krallıkları üzerindeki saltanatını görüyorsunuz. 9. yüzyıl aynı zamanda Çin'de Tang Hanedanlığı dönemidir. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'nın büyük kısmında ise Abbasi Halifeliği'nin kontrolü var. Ve aynı zamanda Vikingler dönemi de bu zamanda. Şimdi buradaki mor rengi görüyorsunuz. Bu günümüzdeki İsveç ama aynı zamanda daha sonra Vikingler olarak adlandıracağımız Vareglerin de ana vatanıydı ve biz onları büyük denizciler olarak biliyoruz. Ayrıca Batı Avrupa'da kıyı şeridindeki kasabaları yağmalayanlar olarak bilinirler. Ancak tabi bu tarihi anlatılar genellikle Batı Avrupalılar tarafından oluşturulan anlatılar. Yani Vikinglerin kendileri bunları yazmamış. Evet, Vikingler ayrıca tüccar olarak da biliniyorlardı. Burada gördüğünüz 9. yüzyılda iki büyük yönetim ve ticaret merkezi. İlki Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis ve diğeri Abbasi halifeliğinin başkenti Bağdat. Doğu Avrupa'daki başlıca su yollarını özellikle de Dinyeper ve Volga nehirlerini görüyoruz. Baltık Denizi'nden Dinyeper vasıtasıyla Karadeniz'i geçerek Konstantinopolis'e giden ya da Baltık'tan Volga'ya ve oradan da Hazar Denizi'ne kadar uzanan ve sonunda Bağdat'a giden önemli ticaret yolları var. Tüm bunlar son derece iyi belgelenmiş. Bu ticaret yolları boyunca Viking mücevherleri gibi arkeolojik buluntular mevcut. Ayrıca uzak topraklardan gelen ve Viking topraklarında olan eserlerin kanıtları var. Kuzey Avrupa'nın bu bölgesinde Vareg'lerin önce avlanıp sonra da avladıkları ticaretini, avladıklarının daha doğrusu avladıklarını satarak onların ticaretini yaptıklarını düşünüyoruz. Şimdi bu bölgede yaşayan insanlar Slavlar olarak biliniyordu. Tarihçilerin bahsettiği birkaç geniş Slav grubu var. Günümüzdeki Polonyalılar Çekler ve Slovakların atalarının bazıları olarak görebileceğiniz Batı Slavları var. Daha sonra Balkanlar olarak anılacak olan bölgede e, yaşayan e, Güney Slavları var bir de. Ve sonra arkadaşlar bir de Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna bölgelerini kapsayan Doğu Slavları var. Açık olmak gerekirse bunlar birleşmiş gruplar değildi. Örneğin pek çok farklı Doğu Slav kavmi vardı. Erken tarih hakkındaki en iyi kanıtlar özellikle 9. yüzyıla girdiğimiz dönemde Temel Rus Kroniği ya da Vakayiname denilen kayıtlardan gelir. Vakayiname. Yalnız unutmayın bu çok daha sonraki bir dönemde 12. yüzyılın başlarında yazılmıştır. Bu kroniği bazen Kievli keşiş Nestor'un yazdığı söylenir. Bu yüzden önceki zamanlarda kronik Nestor Kroniği olarak biliniyordu. Ancak bunun günümüze ulaşan kayıtları mevcut değil. Bunun kopyaları ya da bunun da kopyaları olduğuna inandığımız kayıtlar günümüze kadar gelmiş. Şimdi sizinle Loren metni olarak da bilinen temel Rus kroniğinin bir versiyonunu paylaşacağım arkadaşlar. Bu bize Varegler ile Doğu Slavlar arasındaki ilişkilerin en eski kayıtlarından birini veriyor ve Rus halkı Ukraynalılar ve Beyaz Rusya halkını nasıl tanımladığımızı, bunların ilk olarak nasıl ortaya çıktıklarını anlatıyor. Bu pasajdan hemen önce kronik Vareglerin bazı Doğu Slav kavimlerinden nasıl haraç almaya çalıştıklarından bahsediyor. Diyor ki: Vareglerin vergiye tabi tuttuğu kavimler Onları denizin ötesine doğru sürdü ve daha fazla araç vermeye karşı çıkarak kendi kendilerini yönetmeye girişti. Yani varekleri şimdi Baltık Denizi dediğimiz denizin ötesine sürmüşler ve kendi kendilerini yönetmeye karar vermişler. Aralarında bir kanun yoktu. Kavimler durmadan birbirine baş kaldırdı ve savaş başlattılar. Kendi kendilerine bizi yönetecek ve bizi kanunlara göre yargılayacak bir prens bulalım dediler. Buna göre yabancı topraklara, Varek Ruslarına gittiler. İşte bu savaşan Doğu Slav kavimleri şöyle dediler. Topraklarımız geniş ve zengindir. Ancak içinde herhangi bir düzen yoktur. Gelin bizi yönetin ve saltanatınızı kurun. Böylece üç kardeş seçtiler. En büyükleri Rurik, Novgorod'a yerleşti. İşte tam burada. Novgorod kelime anlamıyla yeni şehir demek. Çünkü Gorod şehir anlamına geliyor. Nov da yeni. Novgorod bölgesi Rus toprakları olarak bilinir hale geldi. Gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. Varekler önce bu kavimlerden haraç almaya çalışıyor. Yani onları vergiye bağlamak. Dolayısıyla Vikinglere tabi tutmaya çalışıyor. Ve bu Doğu Slavları onları geri püskürtmeyi başarmalarına rağmen temel Rus kroniğine göre yine onlardan yardım istiyorlar. Gelin bizi yönetin diyorlar. Tarihte bir halkın yabancı bir gruba giderek kendilerini yönetmelerini istedikleri çok az durum vardır. O yüzden oldukça ilginç bir durum. Unutmayın, bu tarihsel anlatı Rurik'in soyundan gelen birinin egemenliği altında yazılmıştır. Peki sizce gerçekten olaylar böyle mi oldu? Veya Varekler kendi kendilerini e, Doğu Slavlara zorla kabul ettirip belki sonra da kendilerinin davet edildiklerini anlatan bu metni oluşturmuş olabilirler mi? Kim bilir? Ancak temel Rus kroniğine göre Rurik İskandinavya'dan Novgorod'a geliyor ve Rus topraklarını kuruyor. Şimdi Rus sözcüğü gerçekten ilginç arkadaşlar. Çoğu tarihçi bunun şu anda Rusya'nın ve hatta Beyaz Rusya anlamına gelen Belarus'un kökeni olduğuna inanıyor. Bazı tarihçiler bunun o dönemdeki İsveç'in isminden geldiğini düşünüyorlar. Bazıları Rusların Vikinglerin vareklerin alt grubu olduğuna inanıyorlar. Bazıları bu kelimenin kürek çekenlerden türetildiğine inanıyor. Ancak kelimenin kökeni ne olursa olsun temel Rus kroniği 870'ten 879'a kadar olan dönemde şunları söylüyor. Rurik ölüm döşeğindeyken krallığını akrabası Oleg'e miras bıraktı ve çok genç olduğu için oğlu Igor'u onun ellerine emanet etti. Ve sonra 880'den 882'ye kadar diyor ki Oleg Kendisini Kiev'de prens yaptı ve Kiev'in Rus şehirlerinin anası olması gerektiğini ilan etti. Dolayısıyla Rurik'in hemen ardından Oleg başa geçiyor. 880'lerin başında Oleg Kiev'e yerleşiyor ve Rus topraklarını genişletiyor. İşte burası Kiev. Oleg'in Kiev'i alabiliyor olmasından dolayı Rurik ve Oleg'in ortaya çıkardığı bu devlet sadece Rus toprakları olarak değil, aynı zamanda Kiev Knezliği olarak da biliniyordu ve vatandaşlara Kievli Rus deniyordu. Burada devletin önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde nasıl e, genişlediğini görebilirsiniz. 900'lü yıllara ulaştığımızda, yani Green'in olduğu yerlerde Oleg hem Novgorod'u hem de Kiev'i kontrolü altında tutuyor. 1015'e girerken daha da fazla toprak alıyor ve Kiev devletinin altın dönemi olan 1113 yılına gelindiğinde Doğu Avrupa'nın büyük kısmını kontrolü altına aldığını görüyorsunuz. Ve devlet genişledikçe devletin karakteri de onunla birlikte değişiyor tabi. 10. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimizde Rurik'in soyundan gelenlerden biri Büyük Vladimir olarak bilinen Vladimir önemli bir olay gerçekleştiriyor ve Doğu Ortodoks Hristiyanlığına geçmeye karar veriyor tarihçilerin bu din değiştirme için gösterdiği çeşitli sebepler var. Zaman içinde sadece Vladimir değil, tüm Kiev devleti din değiştiriyor ve özellikle Bizans İmparatorluğu'nun çöküşüyle Rusya Doğu Ortodoks Hristiyanlığının merkezi haline geliyor. Şimdi 13. yüzyıla gelene kadar Kiev devleti bağımsız bir devlet olarak sürüyor ve diğer pek çok tarih videosundan 13. yüzyılda neler olduğunu tahmin ediyor olabilirsiniz. Cengiz Han ve sonrasında onun soyundan gelenler Orta ve Doğu Asya'da ortaya çıkıyor ve 1240'da Moğol istilaları gerçekleşiyor. Bu noktada Rus topraklarındaki prensliklerin çoğu Moğollara tabi oluyor. Sonrasında kabaca 200 yıl boyunca Büyük İvan gelene ve Rusların Moğollardan bağımsızlıklarını alana kadar Moğollara tabi kalıyorlar.